Merhaba, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Dünyada bütün haberlerin gündemi aslında dünya hali. Ama önce bültenlerden bazı başlıklar okuyacağım. Kuzey Irak'taki yasa dışı oylama Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda net konuştu. Bu yok hükmündedir, gayrimeşrudur dedi ve Cumhurbaşkanı Barzani'yi uyardı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ve Cumhurbaşkanı sınır ötesi operasyon sinyali verdi. Tanklar zaten faaldi. Sahada savaş taktiği çalıştılar ve NATO'ların yönü Kuzey Irak'ı gösteriyor. Ve işte bu yasa dışı oylama sürerken Radyo Televizyon Üst Kurulu olağanüstü toplandı ve Kuzey'deki yönetimin yayın organı televizyonun TürkSat'tan çıkartılması kararlaştırıldı. Bu da gelişme. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak kuzeyinde Zap, Avaşin, Baysan bölgelerinde hava harekatı var. Ve İçişleri Bakanlığı son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Habu tatbikatında 3. safha Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatta Irak askerleri de yer alacak. Açıklama dakikalar önce Bağdat'tan gelmişti. Türkiye ile birlikte ortak askeri manevra yapacağız diye Irak açıklamıştı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması var. Mevcut tatbikata Irak askerleri de katılacak. İran da katılacak diye bir bilgi daha vardı Bağdat'ın açıklamasında. O da gelişmelere açık. İran'da katılma ihtimali var zaten. Şu noktada Bağdat, Ankara, Tahran üçlü hareket ediyor. Bunu da herkes biliyor. Son gündem maddesi olarak Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in Almanya'daki seçim sonucuna yorumu var. Sandıktan çıkan tablo alarm veriyor dedi. Almanya seçimini de anlatacağız. Dünya Ali. Esas konulara gireceğiz de esas konuların uzantıları var. Mesela Suriye'de hafta sonunda ilginç bir gelişme oldu. Hep anlatıyorduk. Deir ez-Zor tarafında Amerika ve Maşası örgüt, üstüne karşısında da Şam rejimi ve Rusya, aynı zamanda Şii milisler karşı karşıyaydı. Ve bu noktada Amerikan tarafından gelen atışla önemli Rus subayları öldü. Bir general, yanında başka subayların da can verdiği bildiriliyor ve buna Moskova çok sert tepki gösterdi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rybakov'un açıklaması var. Amerika'nın ikiyüzlü politikası bu ölümden sorumludur diyor Rusya. Rusya-Amerika ilişkileri zaten alev noktasında. Şimdi Suriye'deki gelişmede üstünü daha da alevlendirmiş durumda. Ve hatta sözü de hayli ağır. Amerika'nın Suriye'deki ikiyüzlü politikasının kanlı bedeli Rus komutanın ölümü olmuştur dedi Rus Dışişleri Bakanı. Ve DAEŞ'la Amerikan tarafı DAEŞ'in imhasıyla alakadar olduğunu öne sürüyor. Ancak hareketleri tam tersini gösteriyor diyor Rus yetkili ve Washington bazı jeopolitik ve siyasi hedefler peşinde. Bunlar DAEŞ'tan daha önemli gibi duruyor dedi. Bu arada bu itişmenin olduğu noktanın da Suriye'nin doğusunda doğalgaz ve petrol yatağı bölgesi olduğunu hatırlatalım. Böyle bir durum. Son haberlerde vardı. Rusya bu Amerikan maşası grupları bombaladı diye. Fakat Rus Savunma Bakanlığı hayır biz yapmadık diyor. Çoğu zaman Şam mı bombaladı, Rus uçakları mı bombaladı diye bir tereddüt var. Şam'ın elindeki uçakların Rus uçakları olduğu biliniyor. Rus pilotların Şam
uçakları uçurduğu zaman zaman biliniyor. O yüzden ikisi zaten karışmış durumda. Çok bir şey fark etmiyor. Belki daha modern uçakları Rus pilotlar uçurmakta. Ve bu durum şu an Suriye'de devam etmekte. Peki hazır Suriye demişken, mesela Rakka diye bir yer vardı. Ne oldu Rakka? Son durum şu. Oradaki Maşa teşkilatın uzantıları bir aydan daha az bir sürede temizleyeceğiz demiş Rakka'yı. Aylar oldu. Berlin 1945 daha çabuk temizlenmişti, ele geçirilmişti. Berlin'den daha uzun süren bir Rakka operasyonu. Çünkü uzadıkça başka bahaneler, başka hikayeler devreye giriyor. Onun için öyle bir operasyon var mı yok mu gayet tartışmalı. Ama Kuzey Irak'taki bütün gelişmeleri Suriye gözlüğüyle görmekte bu aralar fayda var. Birazdan konuşacağız. Onun için Suriye'ye de yakın bakmak gerekiyor. Kuzey Irak'ın çıkışı çünkü Suriye. Ve bu önemli denklemde Erdoğan-Putin görüşmesi, telefon görüşmesi yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce açıklamıştı. Evet, bugün o görüşme yapıldı. Kremlin tarafından, Türkiye tarafından yapılan açıklamaları aktardı. Kremlin tarafından diyor ki, Perşembe günü Putin Ankara'ya gelecek ve telefon görüşmesinde Suriye'de Türk-Rus işbirliği konuştular diyor Kremlin. Başka konuları konuştuklarını da biliyoruz. Sırf Suriye kapsamında değil ama o telefon görüşmesinin ardından asıl Putin'in gelmesi önemli. Mesela Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da Irak, Kuzey Irak'taki yasa dışı oylamanın da ele alındığı hatırlatılmıştı. O devam edecek bir durum. Ayrıca enerji projeleri, S-400'ler, savunma, onların hepsi gündemde. Bir notta Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan var. Suriye demişken İdlib'de evet Rus bombardımanı var. İdlib'de Rusya ayrımsız sivilleri de kapsayacak şekilde ağır bombardıman yapıyor. Hatta günlerdir yapıyor. Büyük gündemin dışında kalıyordu maalesef, izlemekteydik. O bombardıman konusunda da Dışişleri Bakanlığı Rusya ile ve Putin ile görüşüleceğini söyledi. Irak'tan bir başka haber vardı. Irak dedi ki son işte 24 saat 48 saatte tam 42 adet mahkumu idam ettik. İran'da istendiği zaman idam oluyor. Irak'ta istendiği zaman idam oluyor. Bağdat istediği zaman muhtelif yasa uygulayıp demek ki infazda bulunabiliyor. Onun için önemli. Demek ki Irak'ta yasalar var ve istendiği zaman uygulanabiliyor. Şimdi bu idam edilenlerin Sünni Müslümanlar olduğu bildirilmekte. Bombalı saldırılara karıştıkları öne sürülüyor. Tabi bu arada mezhebe göre idam açıklaması da bir değişik bir durum, onu söylememiz gerekiyor. Ama bir çırpıda 42 kişiyi Bağdat idam edebiliyor. O da kayıtlara geçti. Myanmar'ı da görmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Arakan'a daha fazla yardım için çalışmaları hızlandıralım. Öncelikli olarak şu yardım meselesi diyor. En az 436 bin, 440 bin mülteci var Bangladeş'te. Birleşmiş Milletler'in işte yüksek komiseri siyasi çözümü Myanmar rejimi bulacak. Ancak yardımı yapmamız gerekiyor dedi. Bir an önce yardım. Bu bir geniş zamanda da bu Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ARSA denen hiç ortalıkta yokken birden ortaya çıkıp rejime de gayet altın fırsatlar sunan, temizlik, etnik temizlik fırsatı bulan bu grubun faaliyetlerine bir bakmamız gerekiyor. Hindular öldürüldü denmekte. Çünkü Hindular da öldürüldü haberleriyle birlikte. Tabii ki o zaman durum etnik temizlik daha meşrulaşıyor. Böyle bir çaba var. Oraya sonra bakarız. Çünkü diğer gündem çok yoğun. Büyük resim. Öylesine bir oylama.
aile arasında şöyle hani mütevazi bir törenle derler. O şekilde bir oylama yapılıyor. İşte daha önce açıklamıştık. Daha önce açıklamış olunması, tarihin verilmesi bunlar meşrulaştırmıyor. Hiçbir şeyi meşrulaştırmıyor. Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı olmayan diye kibarlık gösterdiği yasa dışı oluyor. Bağlayıcı olmayan oylama. Referandum deniyor. Referandum terimi daha hukuki bir anlam ve önem taşıdığından referandum sözü de gereksiz. Tekrar aile arasında alınan bir takım oylama falan. Oylamanın işte şu kadar başarılı oy vermeye falan onların hepsi tabii ki tiyatro. Onlara sonra bakacağız. Şimdi asıl nedir? Öncelikli olarak bu referandum meselesinin bugün ve yarınla kalmayacağını, çok önümüzde uzun bir süreç olduğunu öngörebiliriz. Yani bu işte yarın sonuç açıklanacak. Tabii ki evet çıkacak. Evet çıktıktan sonra da işte önce bir onun üzerinde haberci deyimiyle bir tepinmek var. Önce bu sonucun üzerinde biraz tepinilecek. Yani işte bakın irade gösterildi falan filan diye. Sonra işte bekleme süreci. Bekleme sürecinde işte dış telkinler artık nasıl gelirse gelecek. Sonra işte bir belki usulen Bağdat'la konuşuyoruz falan hikayesi. Şimdi bu tip hassas bir bölgede bu tip bir oldu bittiğinin hemen bugünden yarına ondan sonra hop pat haydi bağımsız falan öyle olması beklenmiyor. Böyle zamana yedirerek ve sabır deneyerek, sabır sınayarak ve de sabırlı şekilde zamana oynayarak top çevirmek. Bundan sonra görebildiğimiz hikaye bu. Peki nedir? Kuzey Irak'taki genel durum neydi? Şimdi bu olayı Mesut Barzani'nin bir şahsi operasyonu ve şahsi tiyatrosu olarak görebiliriz. Neden? Çünkü Barzani çoktandır Kuzey Irak'ta sıkışmış durumda. Neredeyse ömür boyu lider falan konumuna geçti. İkincisi Kuzey Irak'ta bir çark dönüyordu ama bu çark parayla dönüyordu ve bu paranın son zamanda daralmasıyla birlikte Kuzey Irak'ta hem yoksul nüfusu artmaya hem de işte herkese para dağıtıyordu. O para dağıtılan paranın azalmasıyla şikayetler başlamaya çalıştı. Şikayetler yükselmeye başladı. Neden? İşte onlar niye bizden daha çok para alıyorlar falan. Bir de Kuzey Irak'taki nüfusun yekpare bir nüfus olmadığını, aşiretler arasında ve muhtelif bağlılık ve ilişkiler olduğunu da düşünürsek, işte onlar niye daha fazla, biz daha az falan gibi tartışmalarla böyle günler geçiyordu. Şimdi bir borç var. İki fraksiyon çatışması hem para üzerinde var hem de işte peşmerge, müthiş peşmerge falan. Müthiş peşmergenin sahasında işte aşiretlerden verilen gruplar fraksiyonlar arasında azaldığı ve fraksiyonlar arasında bölündüğü biliniyor. Dolayısıyla bir peşmerge sorunu var Barzani'nin. Ardından meşruiyet sorunu var çünkü iki kez kendi başkanlığının süresini uzattı. 2015'te de meclisi feshetti. Hiç Kuzey Irak meclisi falan filan diye bir şey iki senedir duymuyorduk. Ha açıldı, geçen açıldı. Nasıl açıldı? Referandum kararını onaylatmak için açtı. Peki meclis böyle biri istediği zaman açılan, biri istediği zaman kapanan bir durum mu? İşte Kuzey'de öyle oluyor. Amerikan açıklamalarında vardı. Meclisin Ekim 2015'ten beri ilk kez çalışmaya başlaması iyi bir şey. Yok yani öyle bir şey yok. İşte meclis işe yaradığı zaman açılıyor sonra kapatılıyor. Sonra peki meclisi niye kapatmıştı Mr. Barzani diye sormak gerekiyor. Efendim meclis 2015'te ya bu petrol paraları nereye gidiyor, kim harcıyor, nasıl harcanıyor diye sormak cüretinde bulundu. Bir o. İkincisi Mr. Barzani sen çok oldun, bırak da başkaları da otursun orada diye konuşmalar başladığı için meclis bir anda tatil edildi, kapatıldı. Tekrar niye? Uzun süren bir iktidarı sorguladıkları için. İki, paranın nereye gittiğini sordukları için.
Şimdi neden bu iş uzun sürecek diyoruz? Çünkü Mustafa Barzani'nin takviminde bir de Kasım ayında başkanlık seçimi ve meclis seçimi var. Yani bu ön seçim kampanyası oluyor bugünkü oylama. Ön seçim kampanyasında sonra diyecek ki bakın size bağımsızlık getirdim. Beni bir daha seçin. Başka işte genel durumda Türkiye'nin tavrını biliyoruz, izliyoruz. Tekrar bugünden yarına hemen değişecek bir durum değil. Onun için zamanı, zemini ve dış oyuncuları da hesaba katarak sabırlı şekilde adım atmamız gereken noktalar var. Onun dışında işte İran'ın bölgeyle yakın alakası var ve de şöyle Batı'nın tavrı. Şimdi Batı'nın tavrı konusu, evet Batı'nın çok dürüst davranmadığı da söylenebilir. Onu biliyoruz. Batı'nın muhtelif iniş çıkışları var. Fakat Batı'nın tavrını bir Batılı diplomatın İngiliz medyasında yayınlandı. Diyor ki şimdi Kürt halkına olan sempatimiz yanlış anlaşılmasın diyor. Anlaşılan diyor bu sempatiyi Kuzey Irak yönetimi yanlış anladı. Sempati duyuyoruz fakat bağımsızlık için destek vermiyoruz. Sempatiyle desteği karıştırmaya başladılar diyor. Bu önemli bir işaret olabilir. Eğer bu sözü İngiltere'ye söylediyse onun için biraz daha ciddiye almak gerekebilir. Çünkü 100 yıllık bir hayalden bahsediliyor. Neyin 100 yıl hayali? Sykes-Picot olmasın. Olacak şey değil. Sonra tekrar görüş. Bu tavır pahalıya mal olacak ve bedel çıkacak. Şimdi bu bedel çıkacak derken de bu bedel işine de aslında Kuzey Irak tarafı çok yatıyor. Çünkü işte biz tarih boyunca zulüm gördük. İşte ne var? Anfal var, Saddam, Halepçe var. Ondan sonra bir boşluk var. Şimdi o boşluğu doldurmak için başka efsaneler yaratılmaya çalışabilebilir. Onun için de çatışmanın ve işte oradan yeni efsaneler çıkartma çabasının da göz önüne alınması gerekiyor. Başka? Bu arada demin İsrail'den haber geldi. Netanyahu bütün bakanlarına ve de kendisine tabii ki söylemiştir. Kuzey Irak oylaması konusunda yorum yapmamaları emri vermiş. Yeterince afişe olduk diye herhalde onu düşünüyor. Şimdi genel haberler bunlar. Şimdi peki işin esası. İşin esasına bakmak için önce bu Bağdat'ın vilayetler haritası. 20 kadar vilayet var. Her biri vilayet isimleriyle vilayetin en önemli kenti arası yani işte Basra'nın evet merkezi Basra ama Vasit'in merkezi El Kut. Yukarıda Ervet, Dohuk, Erbil, Süleymaniye, Kerkük var. Ama mesela Musul, Ninova vilayeti içinde. Şimdi bunlar ta Irak'a kadar olalı beri tutulan vilayetler ve ta Osmanlı zamanına da kadar gider aslında bölünmeleri. Bu vilayetler aslında fazla üzerinde tartışılacak bir şey yok. Şimdi bu vilayetler açısından bakarsak Kuzey Irak kendi çapında bir oylama yapıyor dedik. Tamam, nerede yapıyor? Doğuk, Erbil ve Süleymaniye o kadar. Şu yukarıdaki sarı, kırmızı ve de gri bölgelerde. O renkleri de değiştirmek gerekiyor. Şimdi o bölgelerde o kadar. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi denilen hikaye. Üç tane orada vilayet var. O üç vilayeti kapsıyor. Bu vilayete kim dahil değil? Bu vilayete Kerkük vilayeti dahil değil. Ninova vilayeti dahil değil. Ninova vilayeti dahil olmadığı için Musul'da dahil değil. Kerkük konusunda hassasiyet. Hayır Kerkük Musul'u da bırakmak anlamına gelmiyor. Kerkük konusundaki hassasiyet Musul'da orada değil. O da öbür tarafta. Şimdi bu üç sınıra bakarsak bu üç sınırda kendi aralarında bir oylama yapmalarının dışarıya bir etkisi yok. Irak içinde daha farklı bir etkisi de yok. Ama ne zaman etki başlıyor ve ne zaman işte
sınırlar açılıyor ve yasa dışı noktaya geliyorlar. Kerkük'ün ve Musul'un bu işe dahil edilmesiyle Ninova ve Kerkük vilayetleri idareten ve de temel olarak Kuzey Irak yönetiminde değil. Senin olmayan bir tarafı öbür tarafa uzanarak oradan işte de facto bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, fiili durum yaratarak. Bu neyi gösteriyor? Kısa vadedeki hedefin Kerkük'ü alıp kaçmak olduğunu gösteriyor. Yoksa bütün bu hikayenin, şovun Süleymaniye Erbil Dohuk arasındaki statüye veya onların gelecekteki statüsüne herhangi bir etkisi ya da bir katkısı yok. Ama hikaye Musul'un ilhakının ve Kerkük'ün ilhakının perçinleştirilmesi. Hikaye orada. Peki neden Kerkük ve Musul? Bunun için Irak'ın petrol haritasına bakmamız gerekiyor. Bu petrol haritasını aslında bizim misak-ı milli haritasıyla birlikte birleştirmek var. Onun üstüne Irak'ın vilayetlerini de kondurabiliriz. Ama her yolda bu Irak petrol haritasında şöyle bir ilginçlik var. Biraz belki yaklaştırırsak şu büyük yeşil şeritler, bakın gidiyor, bol miktarda yeşil şerit var. O yeşiller Irak'ın petrol bölgeleri. Bu yeşil şeritlerin en yoğun olduğu noktayı nerede görüyoruz? Önce şuradan daha uçtan başlayalım. Basra. Basra vilayeti. Evet bakın 1, 2, 3 hatta Kuveyt. Burası Kuveyt'e uzanan petrol yatağı var. Burası bir petrol yatağı. Burası petrol yatağı. Bağdat'a uzanan Kut Nasiriye hattında sağlı sollu. Ama bakın fazla değil. Dar bir alana sıkışmış petrol yatakları var. Sonra Bağdat'ın çevresine geliyoruz. Bir büyük İzdaha. Orası da büyük petrol yatağı. Sonra bu haritada en uzun çizgi nerede diye bakarsak tesadüf, tümüyle tesadüf Kerkük'te olduğunu görüyoruz. Ve bu petrol bölgesiyle o idari haritaları karşılaştırdığınız zaman Doğuk, Erbil, Süleymaniye'nin altında petrol yok. Var, bir şeyler var ama kayda değer ya da işte yeniden bulunması falan filan gereken ikinci, üçüncü planda önemli petrol yatakları var. Asıl petrol yatakları ne hikmetse Ninova vilayetinde ve Kerkük vilayetinde. Ninova ve Kerkük'ün Kuzey Irak'ın, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin sınırları içinde olmadığını şimdiye kadar ham, hum, şarolop falan yöntemlerle saklamaya çalıştılar. Herhalde en önce bunu düşünmek gerekiyor. O bölgeler sizin sınırınızda değil. Gerçekten bu petrol haritasıyla Doğuk, Erbil, Süleymaniye'yi koyduğunuz zaman bölgesel yönetimin sınırları içinde petrolün olmadığı fark ediliyor. Ne olacak o zaman? Dağlar var, başka o kadar. Dolayısıyla oynanan oyun petrol oyunu. Oynanan oyun Kerkük'teki büyük yatakların ve Musul'daki büyük yatakların yataklara el konması oyunu ve bunu bugünden yarına yapamayacakları için bir dizi oldu bitti ve oyunun ilk perdesini bu şekilde sahneye koydular. Daha bu haritaları tekrar tekrar incelemek ve izlemek gerekiyor. Çünkü artık iş, ha bu arada bu petrolün nasıl çıkacağına da bakalım. Irak'ın işleyen iki tane petrol boru hattı var. Bir tanesi Basra'ya uzanıyor. Diğeri de Türkiye'ye uzanıyor. Türkiye, Kerkük, Ceyhan kendi iç boru hatlarını zar zor tamir ettiler. Bir tane Suriye'ye uzanan var fakat Baniyas'a giden fakat o hat kapalı. Yakın zamanda açılması da mümkün değil. Zaten o boru hattına merkezi idare Bağdat bakıyor. Dolayısıyla çıkış, Kürt petrolü diye bir şey varsa, onun çıkış hattı nereden? Onun çıkış hattı yok. Ceyhan var. Ceyhan kapandığı zaman o da kapanıyor. Öyle duruyor. Ha güney falan, güney için de oturup Bağdat'la konuşmaları lazım. Başka da çıkış yolu yok. Tekrar 3 vilayette olmanın sıkıntısı köşeye sıkışmış şekilde. Haritaya neden bakılmıyor? Haritaya bakıldığı zaman burada bir şey yok. Asıl işte onun için Suriye'ye daha yakın bakmamız gerekiyor. Çünkü koridor falan filan Suriye, bu planın ikinci parçası oraya gidiyor. Onun için
Suriye'ye daha yakın şefkat göstermek durumundayız. Görüşeceğiz. Almanya. Almanya seçimi ayrı bir hikaye. Bayan Merkel'in elem ve kederi kayıtlarda. Şöyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Almanya parlamentosunda Naziler oturmaya başlayacak. Söz bizim değil. Söz Sosyal Demokrat Parti üyesi değil mi? Gabriel, Sigmar Gabriel, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in. Bunu kendisi yorumlamış. Demek ki bir bildiği var. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Nazilerin Almanya parlamentosuna oturması. Açık Naziler diye düzeltebiliriz. Bu bir ilk. Sonra yine 1949 işte Almanya'nın federal Almanya seçimlerinden beri vesaire ilk kez Merkel ve CDU-CSU blokunun en düşük oya inmesi. Demek ki seçim bir sene daha sonra yapılsa belki barajı geçemeyecekler biraz abartıyla. Sonra Merkel'in yalnızca %33 oy alıp %33'ün başbakanı olma talihsizliğine uğraması. Sonra Sosyal Demokratların erimesi ve %20'de kalması. Bunlar birbiri ardına gelen ve Almanya'yı hayli karıştıran ve bundan sonra da zorlayacak olan gayet sert seçim sonuçları. Nedir popülizm? Nedir tepki? Nedir mültecilere olan tepki? Merkel'in politikalarına tepki. En önemlisi Almanya'nın 2008 krizi sonrası daralan bütçesinin yavaşlayan büyümesinin ve de yeni bir darbeyle şu an sarsılan ve daha da sarsılması muhtemel otomobil endüstrisinin, otomobil sektörünün başı dertte. Onu da parantez içinde söyleyelim. Ona daha sonra geniş zamanda bakarız. Almanya otomobil sektöründen başka bir şey bilmiyor. Otomobil sektörünü diğer güçler hedefe almış durumda. Sonra ne olacak? Kutuplaşmadan bahsediyor Bayan Merkel. Diyor ki kutuplaşma var ama bu kutuplaşmadan ben sorumlu değilim. Evet, benim de başbakan olmam nedeniyle bazı işte etkilerim olabilir, sayılabilir falan diyor. Fakat mesela mülteciler konusunda asla yanlış yapmadığını söylüyor. Sonra işte sosyal demokratların belki payı var deniyor. Başka? Gidişat iyi değil. Şöyle, öncelikli olarak Bayan Merkel'in kendi ortaklarıyla, CDU-CSU ile olan meselesi var. Yani bir kere ortağı CSU, Baviera'da kesinlikle ve kesinlikle mültecilere karşı ve Merkel'in mülteci politikasını değiştirmesini istiyorlar. Merkel'in mülteci politikasını değiştirmesi demek, kendisini saf dışı bırakması demek. Bu bir zorlu durum. Sonra sosyal demokratlar. Sosyal demokratlarda Schulz vardı. Aldığından daha kötü bir parti bırakıyor. Bırakıyor diyoruz çünkü hemen yerini kim alacak diye düşünmeye başladılar. Adaylar var. Schulz'un bu şekilde dayanması beklenmiyor. Dolayısıyla orada da bir kelle operasyonu başlayacak. Schulz ve yenilgide payı olan diğerleri görevlerinden alınacak. Sonra bütün bu kadar çabanın üstüne tabii ki bir şekilde bir hükümet olması lazım değil mi? Hayır, değil. Çünkü hükümet kurulması için sosyal demokratlarla yapmayız dediler. Aslında o sosyal demokratlarla hükümet kurmayız lafı çok daha geniş bir taktiğe dayanıyor. Taktik de şu. Eğer sosyal demokratlar hükümete girerse, bir ve ikinci parti hükümete girerse, üçüncü parti kim? AfD. Yani Sigmar Gabriel'in lafıyla Naziler. Nazilerin ana muhalefet partisi olarak bu bir ve ikinci partinin karşısında durması herkesin uykularını kaçırıyor. Almanya'nın asıl çıkmazı burada. Sırf ana muhalefet partisi ünvanını Nazilere vermemek için sosyal demokratlar kendilerini muhalefete atıyorlar. Biz muhalefet olacağız. Niye? Çünkü muhalefeti tutmamız lazım. Yoksa aksi halde AfD gelir tozu buza atar. AfD'nin
Tabii ki muhalefeti devam edecek ama ana muhalefet partisi olması AfD'ye daha büyük güç sağlıyor. Onu kesmek niyetindeler. E peki o zaman kim kaldı? İşte Yeşillerle Hür Demokratlar, ama onlar da koalisyondan işte olabildiğince çok tüy çıkartmak, yün çıkartmak, başka niyetler için uzun görüşmeler öngörüyorlar. Noel'de başbakan olur musunuz diye Merkel'e sordular. Noel, Ekim, Kasım, Aralık, Aralık sonu 3 ay mı sürecek? 3 ay süreceği anlaşılıyor. Daha önce yaparız diye bir umut belirtti. Ama bu işin de kolay olmayacağı söyleniyor. Yani orada oyun Sosyal Demokratlar aman hemen merkez muhalefete geçsin. Nazilere ses çıkartmayın, Nazilere ses çıkarma imkanı vermeyin. Öbürleri de mecbur Merkel'le koalisyon yapacak. Ama mecbur dendiği zaman Merkel'in birçok tavizi vermesi, onların da boylarının üstünde taviz alması gayet mümkün. Böyle bir ortamda gidiyorlar. İş dünyası son derece paniğe kapıldı. Sonuçlar iş dünyası için hiç iyi gelmedi ve hemen iş dünyasını temsil eden kim? BDI bir an önce hükümet kurulsun dedi. Neden? Erken seçime tekrar giderlerse, hükümet kurulmazsa, tekrar erken seçime giderlerse AfD bu kez aldığının iki katı alacak. Onu herkes biliyor. Bunun için seçim yok, oturun ve hükümet kurun diyor iş çevreleri. Başka? Bir su molası verelim. İş çevreleri diyor ki bu hükümetin kurulması lazım çünkü şirketlerimize net belirsizliği kaldırıcı mesajlar verilmesi lazım. Başka? Almanya'nın altyapısının ve diğer ekonomik faaliyetlerinin sürmesi için derhal yatırım lazım. O yatırım için de hükümet lazım. Almanya'nın bilmediğimiz sorunları birden ortaya çıktı. Sonra bunun Avrupa'ya yansıması var. Bu iş en çok Monsieur Macron'u küstürdü, kızdırdı ve üzdü. Çünkü Macron iktidarının yarısını Merkel'le olan ittifakına dayamıştı. Merkel'le olan ittifakı sayesinde Macron olmuştu. İkisi birden Avrupa'yı, sonra belki de kim bilir dünyayı falan yöneteceklerdi. Merkel Almanya'yı yönetecek durumda değil. Merkel eski Merkel olmayacak. O zaman ne olacak? Macron'un rüzgarının yarısı gitti. Macron bu sayede Avrupa Birliği'ne ayar verip işte Avrupa Birliği'ni bir tek euro çerçevesinde, tek bir maliye bakanı kapsamında bütçeleri falan filan bir sürü işlere girişiyordu. O iş de olmayacak çünkü Almanya'nın muhtemel koalisyon ortakları zaten öyle bir Avrupa istemiyorlar. Birleşik, güçlü falan filan Avrupa istemiyorlar. Almanya'nın içine bakmayı tercih ediyorlar. Almanya'nın içine bakmaya başladığınız zaman içe dönük Almanya oluyor. İçe dönük Almanya olduğu zaman Avrupa Birliği'nin de bir de derdiyle, sıkıntısıyla uğraşamayan bir Almanya oluyor. Popülizm yükselişte, biraz daha AfD'yi kızdırırsanız, biraz daha seçmeni küstürürseniz AfD daha da yükselecek. Avrupa'da ve Almanya'da bütün takvimlerin ve de bütün senaryoların değiştiği bir ortamdayız. Şimdi gelelim Avusturya seçimine. O ne? Ekim'de Avusturya'da seçim var. AfD bu şekilde yükselince Avusturya'nın da tabii ki kendi çapında nazileri var. Onlar da heyecanlandılar, ayağa kalktılar. Le Pen Fransa'dan ayağa kalktı. Şimdi hepsi büyük bir iştahla sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Neydi? Ne dedik? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez naziler parlamentoda. Hiç olmazsa bir bülteni Kuzey Kore olmadan tamamlasak diye inanın istiyoruz. Fakat Trump rahat durmazsa Kuzey Kore rahat durmuyor. Trump bu ara meşguldü, onu da anlatacağız. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler'e yolladığı Dışişleri Bakanı Ri bir grup muhabir görmüş BM'nin kapısının önünde. Kalkıp dedi ki Trump son sözleriyle bize savaş ilan etti.
Ve bizim de bundan sonra buna karşılık vermemiz gayet meşrudur. Ve Kuzey Kore civarında uçan, üzerinde uçması da gerekmiyor zaten, üzerinde uçmuyorlar. Civarında uçan, Kuzey Kore civarında uçan Amerikan uçaklarını vurabiliriz. Şimdi Trump'ın yakındır bir tweetle karşılık vermesi. Çünkü son işte ona küçük roketçi demişti. Dışişleri Bakanı yine sert şekilde Amerika'ya bu noktadan sonra füze atmamız kaçınılmaz oldu dedi. Bir füze atmanın kaçınılmaz hale gelmesi demek işin ciddiyetini gösteriyor. Şimdi şu olay şu. Yine bir geniş zamanında da anlatırız. Panda'nın CIA'de bir psikolojik şeyi var, profili var. Ve orada Panda'nın zaten değişik bir alemde yaşadığını söylüyor o profil. Ve de diyor ki bu sözlü sataşmalar son derece şiddetli. Çünkü Donald Trump'ı hem ciddiye alıyor hem de bu sözlü sataşmayı doğrudan kendisine hakaret saydığı için hakaret şeyi gayet düşük, çıtası gayet düşük. En olmadık tepkileri verebilir bu yüzden. Onun için bu söz dalaşı gayet önemli ve bu işte açıp söylüyor, ona söyle şöyle şöyle söyle diyor. Dışişleri Bakanı da duyduğunu söylüyor. Yoksa Dışişleri Bakanı'nın haddine değil herhangi bir politika geliştirmek falan, tümüyle Panda'nın söylediklerini tekrarlamakta. Böyle bir ortamda Amerikan uçağı düşürürüz diyor. Düşürmeye çalışması bile savaş sebebi olacak. Çünkü ilk saldıran Kuzey Kore olacak. Bütün iş oraya gidiyor. İlk saldıran kimse karşı o suçlu. İlk saldıranı Kuzey Kore olarak bu şekilde angaje ettiler. Şu an Kuzey Kore angaje durumda. O zaman ne olacağını düşünebiliriz. Amerika ne yapıyor? Amerika işte uçakları gönderiyor. O uçaklara yönelik dünün hafta sonunda pek bir şey olmadı. Fakat bundan sonra olabilir. Ve Donald Trump'ın zaten bir şey aradığı var. Bir olay vukuat arıyor. Onun için gayet tehlikeli bir durum. Bu arada bu kargaşa içinde Japonya'ya da kısaca bakalım. Japonya'da Başbakan Abe erken seçime gideceğini söyledi. 28 Eylül'de meclisi feshedecek. 22 Ekim'de seçim yapacak. Niye? İşte bu Kuzey Kore gerilimi sırasında halk da Abe çevresinde kenetlendi. Onu seçim zaferine dönüştürmek istiyor. İnşallah Japonya seçimlerine kadar bir vukuat olmaz diyelim. Ne diyelim? Bir başka yasa dışı oylama Katalonya, Barcelona, İspanya'da. Şöyle İspanya'da hep söylüyoruz, devlet daha sağlam, hukukta daha sağlam olduğu için onlar daha işi teknik boyutta götürüyorlar. Onlar da 1 Ekim'de oylama yapacaklar ama oylamanın yapılmayacağı, yapılsa da bir şeye yaramayacağını aşağı yukarı herkes kabul etmiş durumda. Diğerinin de bir işe yaramayacağı biliniyor da o diğerinin boşluktan istifade başka hamleleri bekleniyor onun için. Yoksa kendi başına keenlem yekün derler hukukta. Boştur, bir şey değildir, yok hükmündedir. Şimdi Katalonya'da başka bir ilginçlik dönüyor. An itibariyle hala o sürtüşme devam ediyordu. Merkezi hükümet dedi ki sizde işte polis gücü var, o polis gücünü Madrid'e bağlıyoruz. Bundan sonra maaşları Madrid verecek. Emirleri de Madrid verecek. Maaşları verince, veriyorum deyince zaten iş karışıyor. Memurları bu tarafa alıyorlar o şekilde. Ve İspanyol yetkililer aslında diyorlar ki Katalonya'da artık yapacak bir şey kalmadı. Katalonya için oyun bitti. Yani bir şey yapamayacaklar. Anket, işte anket değil, oylama 1 Ekim'de yapmaya çalışsalar bile işte ya el koyacağız ya yetkilileri görevden alacağız ya da eğer çok kısa ederlerse Katalonya'nın özel statüsünü Madrid kaldıracak ve Katalonya Madrid'in normal bir vilayeti olacak. Hafta sonunda bu gemilerle Barcelona'ya eskiden turist gelirdi. Şimdi bol miktarda polis ve toma ve diğer malzeme geldi. O gemilerin üzerinde bilinen çizgi film karakterlerinin olması da işin ayrı bir komedisi. Bilhassa mı seçtiler diye böyle komik çizgi film karakterlerinin olduğu... Aa, evet burada.
bu aslında üstünü kapatmışlar. Orada tanınan Tweety Bird denen sarı kanarya var. Öbürü de diğer Tasmanya canavarı. Fakat anlaşılan telif hakkı falan tartışması olmasın diye kapamışlar. Ama işte Tasmanya canavarıyla öyle karikatürlerle falan güler yüzlü şekilde sopa gösteriyorlar. İzleyeceğiz. Bu Katalonya'nın kulesini şimdi mi göstereceğiz, kapanışta mı göstereceğiz? Bir de Katalonya'nın kulesi vardı. Peki, Katalonya'nın işte nesi meşhur? Katalonya'da petrol yok. Katalonya'da turizm var, imalat var, o kadar. Bir de Katalanların işte biz Madrid'den eza cefa çekiyoruz iddiası var. Hesaplamışlar, Madrid'e verdiklerinden yalnızca 10 milyar eksik. Yani Madrid'in onlara verdiğiyle Madrid'in topladığı vergi arasında 10 milyar euro ya var ya yok, hiçbir şey değil. Yani öyle eziliyoruz, onlar yüzünden fakirleştik falan hikayeleri geçerli değil. Hadi görüşsünler, 10 milyar 8 milyara düşsün ama zengin olan bölgenin de bir şey vermesi lazım. Bu Katalonya Barcelona havalisinin en büyük marifeti insandan kule kurmak. Böyle işte kule kuruyorlar. Aferin, çok güzel. Dünyanın başka yerlerinde de bazen gidip yaptılar. Tabii düşmemek kaydıyla kulenin üstünde durmak faydalı ama yer çekimi diye de bir şey var tabii ki. Donald Trump iki tweetle Amerika'yı karıştırdı. Hafta sonu hem de öyle bir şekilde karıştırdı ki bundan önceki işte krizleri hatırlıyoruz. Şuydu buydu işte CIA'ydı, FBI'ydi falan. Bunların hepsini aşan ve bunların hepsini işte şey Charlottesville'deki ırkçı bunların hepsini aşacak boyutta çok Amerika'ya özgü ve kolay kolay da tetiklendiği için bundan sonra kolay kolay yatışması beklenmeyen bir kriz yarattı. Şimdi hikaye uzun. Hikayenin evveliyatı şu. Amerika'nın NFL denen Amerikan Futbolu Ligi. İşte miğferli çocuklar topla koşuyorlar, birbirlerini deviriyorlar falan. Amerikan Futbolu. Her hafta sonu bu ligin maçları yapılır. Tamam. Bu maçlarda beyzbol ve basketbol maçlarında da oluyordu aslında. Amerikan Milli Marşı söylenir önce. Herkes işte müzik çalar. Herkes her ağızdan söylemez ama saygı duruşu işte eller cüzdanın üstünde, o da cüzdanı tutarlar. Cüzdanın üstünde dururlar falan filan. Şimdi bazı oyuncular bu milli marş beni temsil etmiyor, bu bayrak beni temsil etmiyor diye ayağa kalkmamaya başlamışlardı. Bir iki tanesi başlattı. Ne yapıyorlar? İşte ya yedek kulübesinde oturuyorlar ya da diz çöküyorlar. Donald Trump bir iç mesele olarak dedi ki bu bayrağa saygısızlıktır. Bu diz çökenler veya işte saygı duruşuna geçmeyenler, hazır ola geçmeyenler vatanını sevmiyor demektir. Bunların ligden atılması lazım. İdareciler bunları kovsun. Amerika birbirine girdi. Amerika birbirine birkaç boyuttan girdi. Bir, bayrağa saygı, bağımsızlık marşına saygı kavramı gündeme geldi. Bayrağa saygısızlık yapan diye bir grubu hemen dış tarafa attı Donald Trump. İki, diz çökenler, çökmeyenler diye bir ayrım başladı. Ve de bunun arkasında gayet ırkçı ve bölücü bir motif var. O da şu. Bu Amerikan NFL takımlarındaki oyuncuların %75 siyah. Dolayısıyla Trump'ın sözlerini biraz geniş yorumlayanlar dediler ki bu siyahlara bu şekilde sallıyor. Yani siyahlar bayrağımıza saygı göstermiyor demeye getiriyor deyince işte ortalık alevlendi. Trump dedi ki yok öyle bir niyetim yok, yalnızca ben herkesten bayrağa saygı istiyorum. Hesapta gayet masum. Fakat Amerika'yı çat diye zaten bölmüş olan Amerika'yı daha da böldü. Ne oldu? Hafta sonu bu görüntüler hafta sonundaki maçlardan bazıları ayağa kalkmadı. Bazıları diz çöktü. Diz çökerek işte milli marşı dinlediler. Bu onun tepkisi. Tekrar çoğunluğu siyahlarda olduğunu söylemiştik fakat beyazlar da kulüpler de tepki gösterdi
Donald Trump'a. İşte ve şu an aslında Kuzey Kore krizi vesaire falan, bunların hepsi bir tarafa. Amerika yoğun biçimde ayağa kalktı, diz çöktü. Bayrağa saygı, milli marşa saygı gösterdi, göstermedi. Dayanışma değil. İşte Trump ne diyor, Trump şunu diyor. Büyük bir girdabın içine girdiler. Ve bu kolay kolay yatışmayacak. Ve de bundan sonra epey olay çıkartacak bir durum. Donald Trump'ın Kuzey Kore dışında bu önemli sorunu var. Bu kadar süremiz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Ha bu arada Kuzey Irak referandumu %76 katılım olmuş. Çok güzel. %92'den az çıkmasın. Sonucu yarın bakacağız. Hoşçakalın.